Lekeli humma kuşkusu Tifüs hastalığı şüphesi Yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar Seslendiren Kadir Güçlü Servet Efendi 35 yaşında vardır ama yaşından ihtiyar görünüyor. Sinirli, titiz, meraklı, bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanan kuruntulu bir insandır. Buluttan nem kapar. Hırçınlıktan, belli bir sebep olmadan sinirlenip huysuzluk etmekten et can tutmaz. Hep zayıftır. Yanağının ağız boşluğu hizasına gelen bölümü olan avurdu avurduna çöküktür. Çukurda kalmış gözleri her zaman beynini kemiren derin, rahatsız edici bir düşüncenin üzüntüsüyle dalgın görünür. Hemen hemen her şeyden kendine bir üzüntü payı çıkarır. Kurallara aykırı ve haksız işlere, davranışlara kızar. İster ki herkes düzenli yol yöntem ve hukuka önem versin. Kimse kimseye saldırmasın. Kendi herkese nezaketle, saygılı ve incelikle, hak kavramına dikkat ederek ve gerekli saygıyı göstererek davranır. Ve o tarzda karşılık bekler. Huy ve terbiyelerine güvenmediği kimselerle görüşmez. Kaba topluluk ve insanlarla çok yakın arkadaşlık etmekten elinden gelebildiği kadar kaçar. Ara sıra kabaca bir davranış, nezaketsiz, incelikten uzak bir söz gecelerce uykusunu kaçırır. Saldıranlarla ve kızdırmak, üzmek, şaşırtmak amaçlı şaka yollu konuşanlarla sözlü olarak atışmayı düşünür. Yerinde rahat duramaz yumruklarını sıkar, insanların terbiye açısından daha çok gelişmemiş, ilkel durumda bulunmalarından her zaman yanar, yakılır, şikayet eder. En çok korktuğu hastalık ve ölümdür. Memleketimizde kolera denilen şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü hastalık yayıldığı zamanlarda meraktan biter. Bir cehennem hayatı geçirir. Kaynatmadan ağzına bir şey koymaz. Bir yere oturmaktan, bir kimseye değerek geçmekten, sürünmekten ödü patlar. Bu son yıllardaki korkusu, lekeli humma denilen, bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık olan tifüstendir. Bu sözü işitince ürpermeler geçirir. Kendi söylemek zorunda kalırsa dudakları titrer. Her sabah gazeteyi eline alınca önce aradığı şey lekeli humma denilen tifüs hastalığı olaylarını gösteren rakamlardır. Ölümde azalma varsa biraz rahat nefes alır. Sayı 30'dan 40'a doğru artıyorsa rengi atar, gözleri büyür. Düşüneceğini, söyleyeceğini şaşırır. Bu humma denilen tifüsün bitten geldiği bilim tarafından bilinen bir şey. Bu böcekten uzak durmanın çaresi kirli yerler ve kimselere yaklaşmamak. Ama bu uzadıkça uzayan savaş zamanlarında en temiz yerler bile birer kirlilik şüphesi altında. Sokaklar temizden çok kirli adamlarla dolu. Böyle hastalık merakıyla gerektiğinden fazla titreyenler için üzüntüsüzce solu kalacak genel bir yer hemen hemen yok gibi. Ne yapmalı? Hiç sokağa çıkmamak, halkla her tür ilgi ve ilişkiden kaçmak olabilir mi? Servet Efendi olabildiği kadar bu uzak durma işine dikkat ediyor. Araba, tramvay, vapur gibi taşıtlardan, tünel gibi yerlerden çekiniyor. Kalabalık yerlere girmiyor. Bitin vücuda girmesi için birer kapı olan, giysilerin boyuna gelen, boyunu çeviren bölüm olan yakaya, yelek denilen, ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysiye ve pantolonda bacakların çıktığı aşağı bölüm olan paçalara, ince ve seyrek dokunmuş, hafif ve yumuşak pamuklu bez içinde kafuru denilen, hekimlikte kullanılan beyaz ve yarı saydam, kolaylıkla parçalanan güzel kokulu maddeler ve özel kokulu, beyaz renkli, kumaş, elbise ve halıları güve gibi zararlı böceklerden koruyan naftalinler bağlıyordu. Vazgeçilmez bir işten dolayı bir gün büyük adaya gitmesi gerekti. Servet Efendi akşamdan kafurulara ve ispirto denilen kimyasal maddelere bulandı. Korkudan yüreği titreyerek vapura bindi. Birinci bölümdeki koltuk, taban, tavan gibi yerlerin böcek barındırmasına çok uygun olduğunu duymuştu. Hiçbir yere oturmadı. Ayakta durdu. Fakat vapur o kadar doldu, o kadar doldu ki tıka basa hale geldi. Birinci ve ikinci bölüm yolcuları belli değil, hep karma karışıktı. O çok korktuğu halkla omuz omuza, yüz yüze, soluk soluğa geldi. Burnunu rahatsız eden ağırca bir koku, çevresindeki yolcuların temizliklerinden şüpheye ve hemen hemen onu büyük bir korkuya sürüklüyordu. Kalbi heyecandan çırpınırken meraktan büyüyen gözleri, her yanını saran, temizlikleri şüphe uyandıran kimselerin üzerlerinde, yakalarında, kollarında dolaşıyor, bit arıyordu. Bu anlatılamaz kalabalık içinde üstü başı çok perişan görünen Üzerleri parça parça ve bulantı verecek kadar kötü kokan, insanlardan ısrarla bir şeyler isteyen çocuklar, kirli ve uyuz böceğinin derilerini hasta ettiği elleriyle, servet efendinin yanında dolaşa dolaşa, elbisesinden çekerek, kükürt gibi sarı renge bürünmüş, doğallıktan uzaklaşmış yüzleriyle para istiyorlardı. Bu sıkıntı yavaş yavaş bir işkence olmaya başladı. Zavallı adam hiçbir tarafa kımıldayamaz hale geldi. Kaçmak mümkün değil, durmak zordu. Öyle büyük bir sıkıntı içindeyken dip dibe durduğu, yarı rençber yani tarım veya yapı işçisi kıyafetli bir adamın yaka dikişi arasında beyazımsı bir şeyin kıpırdadığını gördü. Of! Hiç şüphesi kalmadı. Bu iri bir bitti. Arada bir kımıldadıktan sonra bir zaman yine kımıldamadan duruyordu. Servet Efendi'nin korkulu bakışı önünde bu küçük yaratık, onun gözünde yüzü en korkunç bir canavar şeklini aldı. Boğa yılanları, aslanlar, kaplanlar, filler, gergedanlar bunun yanında hiçbir şey değillerdi. Bu daha öldürücü, daha yırtıcı, daha korkunçtu. Adama tehlikeyi hatırlatmak istiyor fakat kalp çarpıntısından çeneleri birbirine vuruyor, sesi kısılıyor, bit kımıldadıkça Servet Efendi ölüm halleri geçiriyordu. Sonunda olanca kuvvetini toplamaya uğraşarak adamı dürttü ve titrek bir sesle ''Arkadaş, yakanda bit var.'' diyebildi. Bitli adam Servet Efendi'nin o kadar rengi kaçacak ve sesi kısılacak derecedeki korku ve telaşına karşı büyük bir şaşkınlıkla ağır ağır yüzüne baktı ve hemen hiç aldırış etmeden gömleğinin yakasını gözünün altına doğru çekti. Kıpırdamaya başlayan böceği parmak ucuyla yaptığı hafif bir vuruşla üzerinden kovdu. Servet Efendi adamın bu çok kaba hareketine karşı olanca hızıyla bağırmak istedi. Fakat pek ağır bir korkulu rüyaya kapılmış gibi bir iki boğuk ses çıkarabildi. Aman Allah'ım! Adamın vurmasının sürüklemesiyle o iğrenç, o korkunç yaratık nereye uçmuştu? Zavallı adamı meraktan kaşınmalar aldı. O bit belki lekeli humma denilen tifüs hastalığı mikrobunu taşıyordu ve yine belki bu öldürücü küçük hayvan o anda Servet Efendi'nin üzerinde bulunuyordu. Bütün bu şeyler Servet Efendi'nin aklını çileden çıkaracak dereceye getirdi. O saygıdan ve terbiyeden uzak adamın boğazına sarılmak öfkesine kapıldı. Fakat üzeri bit yuvası olan o kirli adamı sarsmak, üstündeki o iğrençlikleri her yana saçmak demekti. Böyle kirli adamları birinci bölüme niçin bırakıyorlardı? Yol yarıyı geçti, vapurun bölüm memuru bilet zımbalamaya daha gelmemişti. Gelse de artık olan olmuştu. Bu dünyanın hali ne acayip. İnsanın insana ettiği kötülüğü en korkunç canavarlar etmiyordu. Çünkü insan bir canavara binde bir rast gelirdi. İnsanlarla ise her zaman birlikte bulunmak zorundaydı. Bir cahilin düşüncesizliği yüzünden kaç günahsız insan ölüm tehlikesine giriyordu. Servet efendi o görgüsü olmayan kaba adamın yanından kurtulmak için kalabalığı itti, biraz uzaklaşabildi. Ama tehlikeden kurtulabilmiş miydi? Hayır. Yüz defa hayır. Bitin Hummada denilen tifüs mikrobunu taşıması ve o bitin kendi üzerinde olması ihtimali bütün korkunçluğuyla aklını cayır cayır yakıp durmaktaydı. Çıldırmamak için zihnini oyalayacak şeyler aramaya başladı. Belki korkunç böcek yere düşmüştü. Hayır, o kalabalık içinde yere düşemezdi. Başka bir zavallının üzerine gitmiş olabilirdi. Fakat o kirli adama kendisi en yakındı. Şimdi üstünde bit bulunan kimsenin kendisi olma ihtimali %99'du. Fakat, ah fakat bu %99 olabilirliği hafifletecek, akla gelecek başka şeyler olamaz mıydı? Bu böcek kendi üzerinde bulunsa bile daha ısırmamış, hastalık zehrini ona geçirmemiş olabilirdi. Fakat ne acı durum, o kalabalık içinde üzerini arayabilmek olacak şey değildi. Geçen dakikaların her biri tehlikeyi büyüterek yaklaştırıyordu. Tuvalete giderek kapıyı kapattıktan sonra kıyafetlerinin iç kısımlarını aramayı düşündü. Bin zorlukla kalabalığın içinden geçti. O kokuşmuş yere geldi. Fakat buranın kapalı kapısı önünde birikmiş üç kişiyi sıra beklemekte buldu. Kapı açılınca içeri girmek için sıraca kendisi sonuncu kalıyordu. Bu ne kötü işti bu toplanan kişilere efendiler acıyınız bana izin veriniz benim buraya gelmeyi çok istemem her gelen gibi olağan bir ihtiyaç üzerine değildir. İçeride yapacağım şey tamamen başkadır. Şu küçük izninizle belki bana hayatımı bağışlamış olacaksınız demek istiyordu. Ama içeriye girmek gerekliliğinin sıkıştırmasıyla suratları asık duran oradaki insanlar böyle bir ricanın anlamını anlayabilecek efendilere benzemiyorlardı. Servet Efendi bu hoş olmayan arkadaşlıktayken bekleyen üç kişiye üç kişi daha katıldı. İçeridekiler geç kaldıkça dışarıdakiler ağız dolusu, onur kırıcı, çoğu basma kalıp kaba sözler söylüyorlar ve kapı açıldıkça kimse sırasına razı olmuyor, içeri girmek için birbirini itiyorlardı. Servet Efendi bu düzensizlikleri gördükçe insanların bütün rahatsızlıklarının eğitim eksikliğinden ileri geldiğini anlıyor ve herkes hakkına sırasına razı olsa, çekişme olmadan yaşanacağını görüyordu. İnsanlık birbirlerinin haklarına saygılı olmak olgunluğuna ne zaman yetişecekti? Dünyada bu eğitime ulaşabilmiş milletler var mıydı? Bu iş için neden biz ileride değildik? Sıra ve hakka saygı gösterilmeyen yerde, hak gözetmeye uğraşan kişinin tamamıyla yoksun kalarak halinin kötü olacağını gören Servet Efendi, boşuna sıra beklemekten bıkarak Tuvalet kapısı açılınca saldıranları var kuvvetiyle itti, içeri girdi. Buranın leş gibi kokusu ve pisliği uzun uzadıya kıyafet inceleyerek böcek aramaya elverişli değildi. Yalnız ceket, yelek ve yakalığı çıkarabildi. Bunları inceden inceye büyük bir dikkatle gözden geçirdi. Bu uğraşmayla hemen hemen 20 dakika kadar içeride kaldı. Dışarıda bekleyenler arttıkça arttı ahlak dışı türlü sözler ve sabırsızlıklarla kapı yumruklanıyordu. Üzerinde bir şey bulamadı. Kıyafetini düzeltip çıktı. Gerçekten üzerinde bit yok muydu yoksa içteki kıyafetine mi girip saklanmıştı? Bunu tahmin etmek olabilir şey değildi. Tehlikeyi atlattığına dair kalbine biraz inanma geleceği sırada orası burası kaşınıyor yine merakı artıyordu. Büyük adadaki işini halletti. Dönüşte köprüye yaklaştığı anda birdenbire ense kökünün biraz alt tarafına kızgın bir iğne girip çıkar gibi şiddetli bir yanma yapıştı. Kendini dağlayan bu ateş önceki hafif kaşınmalara hiç benzemiyordu. Bunun bir tısırması olduğuna dair şüphesi kalmadı. Sanki korkunç böceğin hançerini sapladığı deri deliğinden vücuduna hemen bir alev dolu vermiş gibi her yanını bir ateş sardı. Solgun yüzü kıpkırmızı kesildi. Yüksek sesle "Ha! Herhalde bu sefer hastalık bana geçti." dedi. Bu üzüntüyü gösteren haykırış, yanındaki insanların şaşıran bakışlarını üzerine çekti. Servet Efendi elini ensesine götürdü. Bir şey bulamadı. Zavallı adam artık nerede olduğunu, nereye bastığını, ne yaptığını ve yapacağını bilmiyordu. Vapurdan köprüye çıkan kalabalık akışıyla dışarı çıktı. Ona bir şey olmuştu. Bir şeye tutulmuştu. Ama hala bir şeyden kaçmak istiyordu. Şaşkınlıkla köprüyü karşıdan karşıya zikzak yürüyüşle geçti. Neye uğradığını anlayabilmek için arada bir kendini yokluyordu. Galiba yaralanmıştı. Yarası ensesindeydi. Gömleği oraya sürtündükçe keskin bir kaşınma duyuyordu. Nereye gitmeli? Ne yapmalıydı? Kudüs Hastanesi'ne koşsa Aşıyla bu hastalığın önünü almak mümkün olabilir miydi? Bu hastanenin nerede olduğunu bilmiyordu. Birkaç kişiye sordu. "Köpek nerenizden ısırdı?" diye soranlar oldukça ensesinin derinliğini işaret ediyordu. İnsanlar kendisinin deli olup olmadığına dair şüpheye düşüyordu. Nereye gittiğini bilmeyerek sadece ayak alışkanlığıyla kum kapı tarafındaki evini buldu. Renginin kaçıklığını, yüzündeki şaşkınlığı Gözlerinden akan umutsuzluğu gören eşi, çoluğu, çocuğu başına üşüştü. Fakat hepsine eliyle geri çekilmelerini işaret ederek ''Yaklaşmayınız, ben lekeli humma denilen tifüs hastalığına yakalandım.'' dedi. Hanımı eşinin kötü ihtimalleri akla getirip tasalanan kuruntulu biri olduğunu bildiğinden ''Sen tifüse yakalandınsa benim içinde yaşamanın gereği olur mu?'' cümlesiyle karşıladı. Birlikte ikisi de odalarına çekildiler. Servet Efendi olayı kısaca anlattı. Kadıncağız her bitin tifüs hastalığını bulaştırmayacağını elinden geldiği kadar inandırıcı sözlerle anlatmaya çalıştı. Eşinin üzerini kontrol etti. Gerçekten ensesinde mercimek kadar kırmızı bir kabartı gördü. Orası hala yanıyor, kaşınıyordu.'' Kıyafetleri birer birer gözden geçirirken, fildekoz denilen ince sağlam İskoçya ipliğinden dokunmuş iç fanilasının yakasına geçirilen dar uzun parçanın kabartısı arasına doğru bir şey kıpırdadı. Evet, buydu. Bazıları üzerlerine geldikleri kimselere ölüm getiren o korkunç küçük böcekti. Bit yapısına göre çok iri, olgun, dolgun, doygun ve sırtının ortasına doğru kırmızıydı. Bu görüntü karşısında kadının da ansızın yüzünün rengi sararıp soldu. İntikam bakışlarının üzerine dikildiğini sanki hisseden bu iğrenç böcek, sağa sola gidişini değiştirerek kaçacak yer arıyordu. Eğer bu humma denilen tifüs mikrobunu taşıyorsa, bu küçücük ve çok iğrenç vücuda, bütün insanlık kuşaklarına hastalığı geçirme ve dünyadaki kimseleri kıracak kadar büyük bir yok etme bitirme gücü sığdırılmıştı. Bu mini mini yaratılış afeti, insanlık katili büyük canavarlar gibi zincirlere vurulmaz, demir kafeslerde tutulmaz, insanların keskin hançer denilen bıçaklarından kaçar, ağlarıyla, tuzaklarıyla tutulmaz. En yıkıcı bombalar, toplar, tüfekler, nefretle karşılanan bu yaratığı nişan alamazlar. Bu salgın belasına karşı taştan kaleler, çelikli betonlar, düşman saldırısını durdurmak amacıyla düzenlenmiş son sistem yerler para etmez sessiz sedasız gelir damarlarında taşıdığı tehlikeli hastalık tohumunu üzerinde yaşadığı vücuda geçirir şehirleri salgın korkusuyla titretir milyonları öldürür ev bark söndürür bu o kadar küçük ve o kadar korkunç bir yaratıktır servet efendi iki parmak arasında azıcık bir sıkıştırmayla ezilen fakat en kuvvetli bünyeyi deviren ve insana kötülük getirdiğine inanılan bu böceğe karşı yaka, giysi kolu ve paçalarında taşıdığı naftalinlerin hiçbir uzaklaştırma etkisi olmadığını anladı. Kadın canlı ölüm tohumunu evinin içine kaçırmamak için elini uzattı. Fakat eşi onun tutmasını önledi. "Sen dur. Bu uğursuza elini sürme. Bana hastalık geçtiyse geçti. Ben tutayım. Tutanı ısırabilir." dedi gömleğin aşağısına doğru kaçmaya çalışan pis böceği yakaladı. Baş ve işaret parmağı arasına aldı, ölümü elinde tutuyormuş gibi bütün vücudu titriyordu. Eşine döndü. Bunu doktora göstermeden kaybetmeyelim. Belki çeşidini belirler. Peki ama onu diri diri nasıl saklayabiliriz? Evde çoluk çocuk var. Kaçırı verirsek çok kötü bir şey yapmış oluruz. Sonra meraktan ölürüz. Uğursuz şey canlıyken hiçbir kap içine saklamak mümkün olmaz ki. Dolapta ilaç için sakladığımız bir parça ispirto var. Ondan bir fincana koy da getir. Kadın eşinin dediğini yapmak için dışarı çıktı. Ve biraz sonra elinde ispirto dolu fincanla döndü. Canlı olarak yakaladıkları biti ispirto'ya attılar. Korkunç hayvan iğrenç bacaklarıyla sıvının yüzünde 5-10 dakika çırpındı. Servet efendi ve eşi, pek meraklı ve tehlikeli bir görüntü karşısındaymışlar gibi gözlerini gittikçe kımıldaması azalan küçük canavara diktiler az sonra kımıldaması büsbütün kesildi hanımına yakından dikkatle bakarak acaba öldü mü bilmem başında böyle beklemeliyiz niçin fincanın kenarına yaklaşıp da dışarı kaçarsa evet gözümüzü üzerinden ayırmaya gelmez. Bir yere kapatılıp bırakılmayan azgın birini bekler gibi gözleri fincana dikili hemen hemen bir saat kadar durdular. Böcekte hiç kımıldama görülmedi. Hanım fincanı sağa sola hafifçe salladı. İspirto oynadıkça böcek cansız bir şey gibi sıvının verdiği kımıldamayla ispirtonun üzerinde yüzüyordu. Ölmüşe benziyor. Bu sinsi hayvanın kımıldamamasına inanılmaz. Bunun tifüslü olup olmadığını anlamak için belirtileri varmış. Neymiş onlar? Arkasında kırmızı bir çizgi, ayaklarının arasında bir çift kanadı olurmuş. Hem yürür hem uçarmış. Uçarsa işte o kötü. Nasıl yakalarız? Öyle dediler. Bunlar hep kadın dedikodusu. Bitin tifüs taşıyan çeşidi var mıdır? Yoksa bildiğimiz çeşidi hasta kanı emerek mi salgın aracısı oluyor? İspirtonun üzerinde kımıldamaz duran böceği inceden inceye kontrole başladılar. Kanada benzer bir şey göremediler. Az önce kırmızımsı duran sırtı şimdi siyahı andıran buğday rengini almıştı. O da çizgi şeklinde değil genişti. Sıradan vücut bitiyle bunun hiçbir farklı yanını bulamadılar. Bu temiz ailenin böyle pis bit işinde zaten bilgileri yoktu. O pis şeyin adını işitirler ama kendini görmezlerdi. Şimdi ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. Doktora haber vermeli mi, vermemeli mi? Eğer hastalığa yakalanma olmuşsa, doktora olayı erken haber vermekle bunun tehlikesi hafifletilebilir miydi? Yoksa hastalığın normal gidişi neyse iş olacağına mı varacaktı? Servet Efendi doktora danışma düşüncesindeydi. Hanımı ise bu fikrin tersini düşünüyordu. Servet Efendi, bir doktor çağırmayı gerekli görüyorum." dedi. Eşi, "Servet Bey, başımıza zorla iş açmayalım." diye karşılık verdi. Sağduyu bunu emreder. Her bir tısranın doktora başvurması gerekse dünyanın bütün doktorları bu işi yapmaya yetişemezlerdi. Doktora başvurmaktan niçin uzak duruyorsun? Çok şey Öncelikle ustalığına bizi inandırmak için Size bir takım tavsiyelerde bulunarak merakınızı artıracak. Sonra olmadık bir şeyden kendi de şüphelenirse belki sizi Sağlık Kurulu'na haber verip sokak kapımıza bu evde tifüs vardır diye bir kağıt yapıştıracak. Hanım beni bütün bütün meraklandırıyorsun. Uzun tartışmalar sonunda çocukları akrabadan birinin evine göndererek evde bir hizmetçiden başka kimse bırakmamaya karar verdiler. Servet Efendi de hastalık belirtileri ortaya çıktığı zaman doktor çağıracaklardı. Bit ısırmasıyla hastalığın görülmesi arasındaki süre için 12, 14 ve hatta 16 gün diyen oldu. Hastalığın soğuk algınlığı gibi bir vücut kırgınlığı ve baş ağrısıyla başladığını öğrendiler. Aldıkları karara göre hareket ettiler. Servet Efendi beklenenden çok kötümser hale geldi. O neredeyse önce hastalığı sonra ölümü bekliyordu. Oysaki sıradan durumlarda çok farkına varamadığımız, biz insanlar tarafından tam anlaşılamayan hikmetlerin içinde, gizli sebeplerin içinde ne büyük doğru şeyler varmış. Servet Efendi ölümün gelme günü herkes için önceden bilinse dünyada çıldırmadık, pek az insan kalacağı gerçeğini kesin olarak kabul etti. Yaşamın her sırrını bilmenin mutluluğa yardım edeceğine inanan, gücü bir şeye yetmeyen, acınacak durumdaki insanlar. Yaratılışın sizden gizlediği öyle şeyler var ki, onların aslına erdiğiniz gün yaşamaktan ve onun başka şekli olan ölümden kaçacak yer arayacak fakat bulamayacaksınız. Ama korkmayınız. Yaşamın kanunları bazı gerçekleri gizlemede acımasızdır. Bu kanunlar her zaman bazı gerçekleri gizleyerek devam edecek. Ve siz daima bu gerçekleri tam öğrenemeyen olarak kalacaksınız. Gelecek anın karanlıklarını yaşadığınız günün ışıkları içinden hiçbir zaman ayırt edemeyeceksiniz. Ne kadar sağlam fikirli bir filozof, ne kadar dikkatli bir bilim adamı, ne derece bir şeyi kabul etmeyen inançsız ve ne kadar söz dinleyen, verilen emirlere uyan din inancı güçlü biri olsanız, gözlerinizin önünde mezarlarda çürüyen cesetler size gelecek için örnek oldukça Yanlış ve yersiz düşünceyle hayal ettiğiniz mutlulukların sonu hep bu sonuçla boğulup söndükçe, sadece umut ve sadece korkudan başka ahlakınızı temizleyecek çarelerden yoksun bulundukça, uydurduğunuz mutluluk kelimesi her zaman anlamsız kalacak ve olağan işler dünyasının hiçbir köşesinde hayal ederek mutluluk yuvası kuramayacaksınız. Sonsuzluk sözünün karşısında ölümlü kelimesi her zaman titreyecek ve teselli verecek bir anlamı olamayacaktır. Servet Efendi'nin beyninde hemen hemen her bir anı, her bir duygu silindi. Şimdi o yalnız ölümle karşı karşıya kaldı. Uykusu azaldı, yemek yeme isteği durdu. Neşesi söndü, gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek yerine umutsuzluk geldi. Bu dünya bir misafirhanedir sözünün anlamını şimdi her yönüyle anladı. Kendisi artık bu dünyaya 5-10 günlük bir misafirdi. Önceleri ölümden korkmazdı. Hatta geçirdiği bazı sinir gerginliklerinde ölümden hiç korkmadığı anlar bile olmuştu. Mezarı yalnızca dinlenme yatağı olarak bilirdi. Şimdi o çukurda çürümekten niçin bu kadar insanlık dışı bir korkuyla ürküyordu? Bu moralle ve sıkıntılar içinde bir hafta geçirdi. Acıları daha çok arttı. Çünkü zaman yaklaşıyordu. Kendi hesabına göre hastalığın ortaya çıkmasına olsa olsa bir hafta kalmıştı. Ara sıra o kadar sıkılıyordu ki tifüs ateşinin beynini sararak düşünme gücünü ve bu korkunç çalışmasını önlemesini istiyordu. Fakat bir varlık nasıl yokluk olurdu? Bu sorunun verdiği sarsıntıyla yine çarçabuk zihni titriyor, titriyor, titriyordu. Ölümle organ canlılığı işkencesinin son bulmasını istediği kısa anlarda vücuduna biraz kırgınlık, başına ağrı gelse, tifüs başladı korku ve umutsuzluğuyla ne yapacağını bilmiyor, ölümün kendini çektiği karanlık yerlerin tersi kaçacak yerler, korkunçluk bulunmayan yerler arıyordu. Üzüntü vücudunu kuvvetten düşürdü. Zayıflığı arttıkça kötü ihtimalleri akla getirip tasalanması da büyüyordu. Onun hastalığı beklemesi artık boş bir şeydi. Çünkü başının ağrıdan, vücudunun ateşten uzak kaldığı zaman hemen hemen yoktu. Ölmeden önce görülmesi gerekli olan işlerini, kağıtlarını düzenlemeye çalıştı. Vasiyetlerini, ölümünden sonra yapılmasını istediği şeyleri eşine bir bir söyledi. Ne doğru olmadığına ve ne de gerçekliğine dair karar vermekte de kararsızlığa düştüğü bu ölümün karşısında ne durum alacağını ve eşini ne şekilde avutacağını bilmeyen zavallı kadın, kendini üzüntülere kaptırarak hüngür hüngür ağlamaya başlayınca, Servet Efendi de hemen o gözyaşlarına uyarak, ''Ağlama hanımcığım, Allah'ın yazısı böyleymiş. Küçük yavrucuklarımı iyi büyüt.'' büyüklerinin okuma ve terbiyelerine elden gelebildiği kadar çalış. Ölen eşinin hatırasına bağlı kalan kadınlara az rastlanır. Bir başkasıyla evlenmek için türlü gerekçeler bulurlar. Sen de arkamdan böyle yapacaksan ruhumu bütün bütün sıkıntı içinde bırakmamak için elin adamına evlatlarımı hırpalatma. Rabbim bana sizden başka eş yüzü göstermesin. Ölenle ölünmez. Servet Bey Sizde tifiz çıkarsa bana da bulaşacağından emin olunuz. Servet Efendi derin derin içini çekerek Sonra çocuklarımızı kim büyütür? Küçük kızımız bana, ortanca oğlumuz da sana çok düşkündür. Bizden sonra onlar da sağ kalmazlar. Servet Bey ve eşi birbirine sarılarak ateşli ateşli hüzünle ağlarlar. Servet Efendi misafirlik süresinin sonuna gelmiş olduğunu bu dünyayı, yaşamayı, şimdi tamamen başka bir gözde görmeye başlar. Ailesinden ayrılmak kendine pek acı gelir. Önceleri güzelliklerini, mutluluklarını çok fark edemediği bu dünya, Servet Efendi'ye şimdi orada geçireceği zamanın kısalması derecesinde, çekici, parlak, zevk ve istek dolu, fakat çöldeki ışık yanıltmacası kadar hızlı, büyüleyici renkler, ışıklar içinde parıl parıl görünür. Her şeyin değerinin onu kaybetmek tehlikesi içinde anlaşılabileceği gerçeğini anlar. Kendi zannettiği gibi hastalığa yakalanma süresinin 12. akşamı vücuduna bir kırgınlık, başına şiddetli bir ağrı gelir. Yatağına yatar, eşini başucundan ayırmaz. Hanımcığım, işte bu son yatışımdır. Artık ben ben bu yataktan sağ kalkamayacağım başlangıcıyla uzun uzun sözler tutturarak ayrılmaya girişir yine vasiyetlerini bir bir tekrarlar doktor çağırma konusunda bir karara varamazlar hasta o geceyi bedensel olmaktan çok ruhsal acılar içinde geçirir ama ertesi günü kırgınlık azalır baş ağrısı geçer ve bu 12. günün arkasından gelen günlerde hastanın halinde kötüleşme yerine bir hafiflik görülür Hastalığın gözükmesi süresinin en geç zamanı olan 16. günde de merak edilecek bir rahatsızlık görünmez. Günler 17-18'i bulur. Servet Efendi tehlikeden kurtulur. Ölüp de dirilmiş gibi, dünyaya yeni gelmiş gibi olur. Hayata, çoluğuna çocuğuna kavuşur. Hepsi sevinç gözyaşlarıyla birbirlerine sarılıp kucaklaşırlar. Bu sınama Servet Efendi'yi filozoflaştırır duygusunu, fikrini inceltir. Hayatın kıymetini öğrenir. Aile mutluluğunu bir hikmet ve bilgelik büyüteciyle gözlerinin önünde büyütür. Bu dünyada şimdiye kadar farkına varamadığı tatlılıklar bulur. Bu sınavın sonunda Servet Efendi'ye yalnız bir şey üzüntü verir. O da bu dünyadaki kötülüklerden pek çoğunun insana yine insandan gelmesi gerçeğidir. Ada vapurundaki o terbiye görmemiş adam bitini parmak ucuyla vurarak Servet Efendi'nin üzerine fırlatmasaydı, zavallı adam iki hafta içinde kendini ölüm tehlikesi karşısında görmek işkencesini çekmeyecekti. Uygarlığın kanun düzenlemekteki çalışmalarının amacı hep insanın insana yapacağı kötülükleri engellemek içindir. Çünkü canavar çeşitlerinden hiçbiri kendi türü hakkında insan kadar kötü istekli ve acımasız değildir. Dünya kurulduğundan bu yana istatistikler tutulmuş olsaydı, ellerini insan kadar kendi soyunun kanına bulamış, başka cins canlı bulunmadığı ortaya çıkardı. Servet Efendiye bit sıçratan, iyilikle kötülüğü birbirinden ayıramayan bir cahildi. Allah insanlığı iki yüzlülük çiçekleriyle örtülmüş, insanları birbirine düşürecek işler yapmak pisliğini incelik ve erdemmiş gibi insanlığa tüküren ahlaksızların şerrinden, kötülüğünden korusun. Tifüsten kurtulmak kolaydır. Ama diğer ahlak zehri yüzyıllarca kuşakları, nesilleri zehirler. İçimizdeki bu çeşit ahlak hastalarına Allah şifalar versin ki kurtuluşa erelim.''